Arkadaşlar merhaba. Ses olayları konusuyla karşınızdayız. Hemen başlayalım. Ses olaylarında ünlü harflerle ilgili ses olayları, ünsüz harflerle ilgili ses olayları ve diğer ses olaylarını göreceğiz. Peki bunlar neler? Ünlü harflerle ilgili ses olaylarımız ünlü türemesi, ünlü düşmesi ve ünlü daralmasıdır. Peki ünsüz harflerle ilgili olanlar? Ünsüz türemesi, bak türeme ikisinde de var. Ünsüz düşmesi yine ikisinde de var. Ünsüz benzeşmesi benzeşme nedir? Sertleşme olayıdır. Yumuşak haflerin sertleşeceği anlamına geliyor. Bir de ünsüz yumuşaması varmış. Peki diğer ses olaylarında neler var? Kaynaştırma, ünlü uyumları, ulama, N-B uyumsuzluğu. Şimdi arkadaşlar biz ses olayları konusunu iki video halinde işleyeceğiz. Birinci videomuzda ünlü harflerle ilgili ses olayları ve akabinde diğer ses olaylarını anlatacağız. İkinci videomuzda ise ünsüz harflerle ilgili ses olaylarını anlatacağız. Her iki videomuzu da izlemenizi tavsiye ediyoruz. Hemen başlayalım. Ünlü harflerle ilgili ses olaylarına bakıyoruz. Ünlü düşmesiyle başlıyoruz. Ünlü düşmesinin bir ismi daha varmış. Hece düşmesi diyoruz. Şimdi zihnim, şeklini, boynu, devrik, gönlü Bunların Kökünü gösteren hallerini bir açalım. Zihinmiş, şekil, boyun, devir, gönül. Bu sözcükler mavi kutucukların kökünü gösteriyor arkadaşlar. Zihin sözcüğü ek almış zihnim demek biraz garip geliyor. Zihnim diye kısaltmışız. Burada i harfi düşmüş. Biz buna ünlü düşmesi diyoruz. Aynı şekilde şekil yerine şeklini. Bak i harfi k ile l harfleri arasında varken mavi kutucuğumuzda yok. Demek ki burada bir ünlü düşmesi var. Boyun boynu u harfi gitmiş devir devrik bak v ile r arasındaki i burada yok olmuş ünlü düşmesidir gönül gönlüm aynı şekilde ü harfi mavi kutucuğumuzda yok olmuş biz buna ünlü düşmesi diyoruz e peki hocam gönülüm desem devirik desem boyunu desem şekilini desem zihinim desem olmaz mı hayır arkadaşlar olmaz biz bunu yazım yanlışı sayacağız diğerlerini de yapalım Hemen açalım köklerini. Sızlamanın kökü sızı. I harfi mavi kutucukta yok olmuş. Bundan dolayı ünlü düşmesi. Kıvrımlı sözcüğünün kökü kıvırdan geliyor. I harfi mavi kutucukta yok olmuş. Ünlü düşmesi. Buyruk sözcüğünün kökü buyur. E, buyur da u harfi. Burada yok olmuş. Y ile R harfleri arasında gitmiş. Mavi kutucuğumuzda ünlü düşmesi var. Ayrılamam sözcüğünün kökü nedir? ayırdır arkadaşlar. Ayırmaktan geliyor. Y ve R harfleri arasındaki I yok olmuş. Bundan dolayı ünlü düşmesi aynı şekilde aşağıda. Y ile R harfleri arasında şurada bir harf yok. Ama köküne baktığımızda sıyırdır bunun. I harfi gitmiş. Ünlü düşmesidir diyoruz. Ünlü düşmesinin bir de iki sözcük birleşirken gerçekleşen bir hali daha var. Evet biz hemen çözüyoruz. Açalım. Kahve ve altı sözcükleri birleşmiş. Ne olmuş? Kahvaltı olmuş. E harfi yok olmuş. E harfi gitmiş. E harfi bir ünlüdür. Ünlü düşmesi olmuş mavi kutucuğumuzda. Cuma ve ertesi sözcükleri birleşince yine E harfi düşmüş. Cuma ertesi dememişiz. Cumartesi demişiz. E harfi gitmiş. Kayıp ol. Ne olmuş? Kaybol olmuş. Y ile P harfi arasındaki I düşmüş. Hatta P harfi bile yumuşamış burada. Yine burada kaybolmak sözcüğünde kökünü bulsaydık zaten kayıp diyecektik. E I harfi nerede düşmüş? Arkadaşlar diğerlerini videoyu duraklatarak tek tek inceleyebilirsiniz. Biz hızlı geçeceğiz. Zor örnekler demişiz. Üniversite hazırlık düzeyindedir arkadaşlar. Peki bunları çözebilir misiniz arkadaşlar? Burada ünlü harfler düşmüştür. Hepsini bir tek tek inceleyin arkadaşlar. Bakalım bulabilecek misiniz? Biz devam ediyoruz. Benzemek sözcüğünün kökü benizdir arkadaşlar. Beniz'den geliyor. Burada i harfi düşmüş. Yalnız sözcüğünün kökü yalından geliyor. Yalın halde diyoruz ya yani sade yani tek. Burada ı harfi düşmüş. Aynı şekilde yalnız sözcüğü yanılmaktan geliyor. I harfi düşmüş. Sütlaç sözcüğü sütlü aş kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş. Ü harfi burada gitmiş. Ünlü düşmüş. Niçin ve nasıl soruları ne sözcüğüyle başlarlar? Ne için ne asıl şeklindediler. İkisinde de e harfi gitmiş. Ne için ne asıl yerine niçin nasıl olmuş? E harfi düşmüş. Ünlü düşmesidir. Burada şurada orada sözcüklerinde arada sözcüğüyle bu şu o sözcüklerin birleşmesiyle oluşmuş. Arada sözcüğünün başındaki a harfi hepsinde gitmiş. Burada şurada orada haline gelmiştir. A harfi düşmüştür. Ünlü düşmesidir. Yan tarafa bakalım hemen. Çevre ne olabilir bunun kökü arkadaşlar? çevrenin kökü çevirmekten olabilir mi arkadaşlar? Evet çevirmekten geliyor. İ harfi düşmüş. Ayrıntı az önce benzer bir örnek çözmüştük ayrılamam sözcüğünde. Ayrıntı da ayırmaktan geliyor. I harfi gitmiş. Beslemek sözcüğü arkadaşlar besiden geliyor. Buradaki i harfi düşmüş. İlerlemek bu biraz ilginç bir sözcük. İleriden geliyor. Buradaki i düşmüş. Bunu hemen göremeyebilirsiniz. Dikkat etmeniz gerekiyor. Sararmak demişiz. Sararmak nedir? Sarı renge bürünmektir. Ha o zaman bunun kökü sarıdır. I harfi düşmüş. Uyku sözcüğü uyumaktan geliyor. U harfi düşmüş, kırmızı renkli yapmayı unutmuşuz. Şuradaki U düşmüş. Kavuşak, kavuşak arkadaşlar, yolların birbirine kavuştuğu noktadır. Yollar birbirine kavuştuğu için kavuşak demişiz. Buradaki U harfi düşmüş arkadaşlar. Devam ediyoruz. İsimlere gelen imiş idi ise sözcüklerindeki i yerine y ye gelirse ünlü düşmesi kabul edeceğiz ama isim olmak zorunda arkadaşlar. Bak fiil dememişiz. Bu arada bu eklerin bir ismi var. Ek eylem kipleridir. Ek eylem ekleridir. Ek fiil ekleridir arkadaşlar. Yani orada diyor ki imişteki i, idi'deki i, ise'deki i y harfine dönüşmüşse bu da bir ünlü düşmesidir. Mutlu idi dememişiz, mutluydu demişiz. i harfi yerine y ye gelmiş, ünlü düşmüş. Mutlu imiş dememiş, mutluymuş demiş. Yine i yerine y ye gelmiş. Mutlu ise dememiş. Mutlu ise demiş. Yine i harfi yerine y gelmiş. Burada i harfi düştüğü için ünlü düşmesidir diyoruz. Bir diğer notumuz şair ve şiirler için uygulanabilir. Arkadaşlar örneğin hece ölçüsünü uydurmak, aruz ölçüsünü uydurmak için bazı şairlerimiz bazı harfleri kısmıştır. Arkadaşlar hemen inceliyoruz. Karaca olan diyeceği yere karaç olan demiş. A harfi düşmüş. Ne eyleyeyim diyeceği yere neyleyim demiş. E harfi düşmüştür. Bir diğer notumuz arkadaşlar aşağıdaki örnekler yazım yanlışı olur. Peki buradaki sıkıntılar nedir? Tespit etmeye çalışın. Arkadaşlar bunların doğruları şu şekilde olacak. Nerede, burada, şurada, orada, dışarıda, Içeri de, ileride, da, doğru halleri bizim okuduğumuz şekildedir. Bu halleri yazım yanlışıdır diyoruz. Devam edelim. Ünlü türemesine gelelim arkadaşlar. Ünlü türemesi iki yolla yapılır. Ya cık cık eki olan küçültme ekini getirerek ya da pekiştirme yoluyla. Hızlı hızlı bakalım. Genç, dar, az ve bir sözcüklerine küçültme eki olan cık, cık ekini getiriyoruz. Genç cık olmaz, gencecik olur. Dar olmaz, daracık olur. Az olmaz, azıcık olur. Bircik olmaz, biricik olur. Burada gördüğümüz kırmızı renkli ünlü harfler araya türemiştir. Peki pekiştirme yoluyla ünlü türemesi nasıl oluyordu? Sağlam, düz, yalnız ve gündüz sözcüklerini pekiştireceğiz. Arkadaşlar pekiştirme ünsüzlerimiz belli. M, P, R, S. Hani şifresi falan vardı. Parasam diyen var. Süperim diyen var. İşte M, P, R, S'den sonraki ünlü harf Türeme olan ünlü harftir. Şimdi bakıyoruz. Sağlam sözcüğünü pekiştirirken MPRS'den bir harf araya girmiş. Sap sağlam olmuş. Ama ondan sonra arada bir tane de A harfi olmuş. İşte bu A harfi ünlü türemesidir. Bak düpe düz. Buradaki B MPRS üstüzlerinden biridir. Araya ünlü harf girmiş. Düpe düz olmuş. Bu bir ünlü türemesi. Aynı şekilde yapayalnızdaki A, güpe gündüzdeki E ünlü türemesidir diyoruz. Arkadaşlar iki örneğimiz daha var. Bunların bir farkı var. Bunlarda ünlü de türemiş, ünsüz de türemiş. Sırılsıklam sözcüğünde ı ve l harfleri, çırıl tıplak sözcüğünde yine ı ve l harfleri türemiş. Olsun. Burada da ünlü türemesi var. Sadece l harfi de türediği için farklı renkte gösterdik. Devam ediyoruz. Ünlü daralması AE ünlüleriyle biten fiillere yoraki getireceğiz. Ne olacak sonra? E, sözcüğün sonundaki bu AE ünlüleri daralacakmış I, i u veya üye dönüşecekmiş. İnceleyelim. Mesela bilmiyor. Bak okurken bir acayip anlıyor, bir acayip gülmüyor, susmuyor. Peki biz bunları günlük hayatta nasıl kullanıyoruz? Bak hepsinin sonu a e ile bitmiş mi? E ile bitmiş, a ile bitmiş, aynı şekilde e ve a ile bitmiş. İkinci şartımız yörekini almışlar mı? Hepsi de almış. Peki günlük hayatta nasıl kullanıyoruz? bilmiyor yerine bilmiyor deriz daha düzgün bir şey çıkar. Anlıyor, gülmüyor, susmuyor. Hemen inceliyoruz. E harfi burada i'ye dönüşmüş. Yani daralmış. A harfi ı'ya dönüşmüş. Böyle bir daralma olmuş. E harfi ü olmuş, a harfi u olmuş. Dikkat demişiz. Bir notumuz var arkadaşlar. Yöreki olmadan daralmaya uğrayan 3 tane istisna sözcük vardır. Demek ki 3 tane istisna sözcüğün dışında ünlü daralması tamamen yöreki ile yapılıyormuş. Sadece 3 tane istisnamız varmış. Neymiş bunlar? D, N ve Y sözcükleri. İnceliyoruz. Deyin demişiz. Deyin nasıl okunur? Din olur. Neye demeyiz? Niye deriz? Yeyin demeyiz. Yiyin deriz arkadaşlar. Demek ki arkadaşlar yöreki olmadan da şu üç sözcüğümüz daralabiliyormuş. İstisnadır. Hemen kafanızda bir kodlama yapırsınız. Deneye diyebilirsiniz. Deney yaparız ya fen bilgisinde. Oradan bu sözcüklerimizi hatırlarsınız. Bir notumuz daha var. Sonu a ile biten fiillere acak ecek eki gelirse ünlü daralması olmaz. Bakalım. Mesela ağlayacak yanlıştır, görmeyecek yanlıştır, hatırlayacak yanlıştır, inanmayacak yanlıştır. Doğruları nedir? Ağlayacak, görmeyecek, hatırlayacak, inanmayacak. Ha o zaman şunu anlayacağız. Sonu a ile biten bir fiile acak ecek eki gelirse daralma olmayacak. Dikkat edeceğiz arkadaşlar. Ağlayacak gariptir. Ağlayacak daha doğrudur. Bir notumuz daha var arkadaşlar. Yoreki eklenen her fiilin kökü A ile bitmeyebilir. Bu durumda daralma olmaz. Yani otomatiğe bağlamayın demek istemişiz burada. Her yorekini gördüğünüzde orada ünlü daralması vardır demeyeceksiniz. Hemen bakıyoruz. Mesela yorekini gördüm, yorekini gördüm. Aa hocam burada ünlü daralması var demeyeceksiniz fiilin kökünü kontrol edeceksiniz. Sonu a ile bitmiş mi, bitmemiş mi? Mesela duruyor. Bunun kökü nedir? Durdur. Dur. E sonu a ile mi bitmiş? Hayır. Kesinlikle daralma falan yok. İniyor. Bunun kökü ne? İn. E, sonu a ile bitmiyor. Kızıyor. Kökü kız. Sonu a ile bitmiyor arkadaşlar. O halde dikkat edeceğiz. Yor gördüğümüz her yere ünlü daralması vardır demeyeceğiz. Diğer ses olaylarından bahsediyoruz. Birincisi kaynaştırmadır. Kaynaştırma ne diyor? Son harfi ünlüyle biten bir sözcüğe yine ünlüyle başlayan bir ek gelecekmiş. Ve araya dört tane meşhur harfimiz var arkadaşlar. Y, Ş, S, N şifresi de belli. Yaşasın. Bu harflerden biri girecek. İşte biz buna kaynaştırma diyoruz. Mesela para sözcüğü ünlü harfle bitmiş. I ekini almış. Para I diyemiyoruz parayı diyebiliyoruz. Bu bir kaynaştırmadır. Saha sözcüğü yine ünlüyle bitmiş, ekini almış. Sahaa diyemeyiz. Sahaya deriz. 20 er diyemeyiz. 20'er deriz. 6 ar diyemeyiz. Altışar deriz. Hepsinde ünlülerin arasına girmişler arkadaşlar. Anne diyemiyoruz. Annesi diyoruz. Para ı değil. Parası. Kapı'a diyemiyoruz. Kapı'na. Masa ın diyemiyoruz. Masa'nın. Arkadaşlar şu kırmızı renkli harflerimiz kaynaştırma ünsüzleridir. Hepsi de ne olmuş? İki tane ünlünün arasına girmiş. Evet zaten burada biraz daha net göstermişiz. Burada gelen ekleri görüyorsunuz. Para ı, saha a, Ya araya şu y, ş, s, n harflerinden uygun olanı girmiş. Notumuz var. Bazı sözcüklerin kökünde kaynaştırma ünsüzü bizi yanıltabilir buna dikkat edilmelidir. Nasıl yani? Bakalım. Mesela sarayı öğrencimiz hızlı çözüyor mesela. Burada bakıyor A harfi ünlüdür. I harfi ünlüdür. İki ünlünün arasına Y girmiş. Y de kaynaştırma ünsüzüdür. Hocam bu kaynaştırma. Hayır kaynaştırma falan değil. Bu sözcüğün kökü saraydır zaten. Saray sözcüğüne I harfi gelmiş. Biz ne yaptık? Az önce dönüyoruz. Tanımına bakalım. Son harfi ünlüyle biten sözcük diyor bak son harfi ünlüyle bitecek. Para son harfi ünlü. Saha son harfi ünlü. Anne son harfi ünlü. Son harf ünlü olmak zorunda. Yani şuna dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Saray sözcüğü ı eki almış. Kesinlikle kaynaştırma yok. Beş sözcüğü er eki almış. Beş er olmuş. Kafes e olmuş. Altın ı olmuş. Yani araya y ş s n ünsüzü girmemiş. Zaten kökün içinde bunlar mevcutmuş ve geldik ulamaya. Ulama nasıl bir şey? Ünsüzle biten bir sözcüğün ünlüyle başlayan bir sözcüğe eklenmesidir. Ünsüzle bir sözcük bitecek ve ünlüyle başlayan bir sözcük olacak. Nasıl? Teyzem ananas aldı. 3 tane sözcük var arkadaşlar. Her iki sözcüğün arasını tek tek inceleyeceğiz. Teyzem ve ananas sözcüklerini inceleyeceğiz. Ananas ve aldı sözcüklerini inceleyeceğiz. Yani neyi arıyoruz biz burada? İlk sözcüğün son harfi İkinci sözcüğün baş harfi sırasıyla ünsüz ve ünlü olacak. İlk sözcüğümüzün son harfi M. İkinci sözcüğümüzün ilk harfi baş harfi A. Yani sırasıyla ünsüz ve ünlü olmuş mu? Olmuş. İşte biz buna ulama diyoruz. Konunun önemli bölümlerinin altını çizdim. Mesela arkadaşlar burada kırmızıyla işaretlemediğimiz farklı bir bölümü kontrol edelim. Örneğin şu i ile b'yi işaretlememişiz. Demek ki burada ulama yoktur burada ne olmuş? Önemli sözcüğünün son harfi ünlü mü ünsüz mü? Ünlü olmuş. Ama biz ne istiyorduk? İki sözcüğümüzden ilkinin son harfi ünsüz olacak. İşte bu yüzden burası uymuyor arkadaşlar. Konunun önemli demiş. Şurada son harf ünsüz. Bu olabilir. Diğer kelimenin ilk harfine bakıyoruz. Bu da ünlü. Tamam bu uyuyor. Sözcükler arasında noktalama işareti varsa artık ulama iptal. Ulama olmaz. Nasıl? Atatürk ulusa seslendi. Bu virgül olmazsa normal şartlarda son harfimiz ünsüz, ilk harfimiz ünlü. Burada uyuyor ama araya virgül girdiği anda ulama kalmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar size bir isim vereceğim. Ünlü bir sanatçı adı vereceğim. Bu ünlü sanatçının adından hatırlayacaksınız. Bu ünlü sanatçının ismi ulamaya uygundur. Cüneyt Arkın. Evet arkadaşlar Cüneyt sözcüğünün son harfi T'dir. Arkın sözcüğünün ilk harfi A'dır. Sırasıyla ünsüz ve ünlü arka arkaya gelmiş. Aklınızda şu olsun. Cüneyt Arkın ulamaya uyuyordu. Son ve baş harflere bakacaksınız. Olayı bitireceksiniz. Devam ediyoruz. Kalınlık incelik uyumu. Diğer adıyla büyük ünlü uyumu. Hemen kısaca bakalım neymiş. Türkçe bir sözcükte ilk hecenin ünlüsü kalınsa sonraki hecenin ünlüsü de kalın olması gerekiyormuş. İlk hecenin ünlüsü ince ise sonraki hecelerin ünlüsü de ince olması gerekiyormuş. Ha, basit. Yani kalın başlamışsa kalın devam edecek. ince başlamışsa ince devam edecek. Peki kalın ve ince harfleri hatırlayalım. Arkadaşlar bakıyoruz ince harflerin hepsinin üstünde noktalar görüyoruz. I, Ö, Ü. Ama kalın harflerin üstünde nokta var mı? Hayır. I, O, U. Demek ki incelerin üstünde nokta olacak. Kalınların üstünde nokta olmayacak. E geriye A ile E kalıyor. E zaten söylerken hangisinin kalın, hangisinin ince olduğunu rahat rahat çözebiliyoruz. A, E. E harfi biraz daha nazik geliyor. Daha ince geliyor. Ama A dediğimiz zaman biraz daha sanki kalın geliyor. O halde şöyle A, I, O, U ile başlıyorsa bir sözcüğün ilk ünlüsü devamı da A, I, O, U ile bitecek. Aynı şekilde E, I, Ö, Ü ile başlıyorsa devamı da bu harflerle bitecek. Bu olursa büyük ünlü uyumuna uyar. Ama Aksi bir durum görürsek büyük ünlü uyumuna, kalınlık incelik uyumuna uymaz diyeceğiz. Sözcüklerimizi inceliyoruz. Yaşlılar sözcüğünde ilk ünlümüz hangisidir? A harfi. Devamındaki ünlülere bakacağız. I, A. Şimdi A, I, A hepsi de kalındır. Kalınla başlamış, kalınla devam etmiş, kalınla bitmiş. O halde bu kalınlık incelik uyumuna uyuyor arkadaşlar. A, I, A. Güneşli sözcüğümüzün ünlülerine bakıyoruz. Ü, e, i. Noktalı ünlüler gördük. E gördük. O da inceydi, nazikti. Hepsi de ince ünlüdür arkadaşlar. Ü, e, i. Hepsi ince olduğu için kalınlık incelik uyumuna uyuyor. Kitablık sözcüğümüzü inceliyoruz. I, A, I. Ha, bak bir tane noktalı var, bir tane noktasız var. Yani bir ince, bir kalın var. Bu uymayacak arkadaşlar. I ve I birbirini bozmuş. İki tane kalın gördük. A ve I kalındır ama I incedir hepsi ya ince olacak ya da hepsi kalın olacak. Kardeş sözcüğümüze bakalım. A, E. Bunlar zaten biri kalın biri inceydi az önce. Bu kalınlık incelik uyumuna uymuyor. Dikkat demişiz aşağıdaki durumlarda bu uyum aranmaz. Yani büyük ünlü uyumunu kalınlık incelik uyumunu şu aşağıda vereceğimiz durumlarda aramayacakmışız. Tek heceli sözcükte aramayacağız. Birleşik sözcüklerde aramayacağız. Yabancı sözcüklerde, Türkçe kökenli olmayan sözcüklerde aramayacağız. Örnek vermişiz, koş tek hecelidir, tarz tek hecelidir. Bunlarda büyük ünlü uyumu vardır yoktur'a bakamayız. Zaten ikinci bir ünlü yok ki uyum var mı yok mu diye inceleyeceğiz. Tek ünlü var. Tek ünlü varsa neyin uyumunu inceleyeceğim. Bunu geç. Bilgi sayar. Bin başı. Burada birleşik sözcükler var arkadaşlar. Birleşik sözcüklerde aramıyoruz büyük ünlü uyumunu. Radyo psikoloji. Radyo'nun kökeni İngilizcedir. Rady psikoloji sözcüğü de yine İngilizceden gelme bir sözcüktür. Bundan dolayı büyük ünlü uyumu aranmaz diyoruz arkadaşlar. Ve son başlığımız NB uyumsuzluğu. Bazı sözcüklerde N ile B harfleri yan yana gelince N harfi M olacak arkadaşlar. Ama bütün sözcüklerde öyle mi? Hayır. Bazı sözcükler demiş. Bakalım. Mesela çarşamba ne ile B yan yana gelmiş ne olmuş? Çarşamba yani ne harfi M'ye dönüşmüş B'ye dokunmuyoruz. Perşembe aynı şekilde ne M harfine dönüşmüş. Kambur ne olmuş? Kambur olmuş yine ne harfi M'ye dönüşmüş. Bir örnek grubumuz daha var. Muşamba, muşamba olmuş. Ne yine M'ye dönüşmüş. Canbaz değil, cambaz pembe değil pembe. Burada bütün hepsinde n harfi m harfine dönüşmüş. Bir notumuz var arkadaşlar. Bazı sözcüklerde nb yan yana yer alabiliyormuş. Neymiş bunlar? Binbaşı, sonbahar Onbaşı İstanbul. Burada bim diyemiyoruz, som diyemiyoruz, om diyemiyoruz, İstanbul diyemiyoruz. Yani bunlar da zorlamayacağız arkadaşlar. Demek ki bazı sözcüklerde ne m'ye dönüşürken bazılarında dönüşmüyormuş. Evet arkadaşlar bu videoda anlatacaklarımız bu kadardı. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.